Türkiye ekonomisi olağanüstü bir dönemden geçiyor. Öyle ki Türkiye bir ekonomik krizin eşiğinde duruyor. Ve bu ekonomik kriz daha önce yaşadığımız krizlere hiç benzemiyor. Bu kriz bir reel sektör krizi demiştik. Yani hepimizin evinde hissettiğimiz ve eğer hükümet gereken adımları atmazsa ve acilen atmazsa her geçen gün evimizde daha da derinden hissedeceğimiz bir kriz bu. Bu kriz küresel bir krizin Türkiye'ye yansımasının bir sonucu değil. Bu kriz basbayağı Türkiye'nin kendi krizi. O hali uzatan, KHK'larla Türkiye'de hukuku yerle bir eden, bir tek adam iddiasıyla demokrasi ve özgürlükleri tamamen ortadan kaldıran siyasetin bir sonucu bu kriz. Başbakan dedi ki, el ile gelen düğün bayram olur. Bu kriz el ile gelmiyor. Bu kriz apaçık Türkiye'nin kendisinden geliyor. Apaçık AKP'den geliyor. Bu krize Türkiye müthiş bir borçlulukla yakalanıyor. 2002 yılında vatandaşlarımızın bankalara olan tüketici ve kredi kartı borcu 6.6 milyar Türk lirasıydı. Bugün 2015 yılının sonunda bu borç 387 milyar Türk lirasına ulaştı. 2016 yılı içerisinde bu rakam 400 milyar Türk lirasını geçti. 2002'de ailelerin gelirinin içerisindeki borcun payı %5,5 iken, yani 100 liralık gelir elde edenler 5,5 lira borçluyken, bugün aynı oran %68. Yine 100 lira gelir elde ediyor ama 68 lira borçlu. Ekonomi sağlam. Aman ha yazdırırız havuz medyasına devam ederiz deyip geçiştirilecek bir durum olmaktan çıktı bu durum. Ne yapılması gerektiğini de tekrar edelim. O hali kaldırın, hemen kaldırın. Uzatmayın demiştik zaten. 3 Ekim'den itibaren 40 kuruş değer kaybeden Türk lirasındaki değer kaybının sebebi o haldir. O hali uzatanlardır. Uzatmayın dememizin sebebi budur. Rejim tartışmasını bitirin. Başkanlık tartışmasını alevlendirdiğiniz 2 günde Türk lirası 4 kuruş değer kaybetti. Sadece başkanlığın tartışmasını açtığınızda. Bırakın bu inadı. Hemen bugün bitirin. Dış dünya ile ilişkileri germeyin. Türkiye'ye hak ettiği yeri siz sağlayın. Bunlar yapılmazsa iflaslar olacak. Bunlar yapılmazsa sokak başlarında çiçekçiler olmayacak. Bunlar yapılmazsa kepenkleri kapalı bakkallar olacak. Bunlar yapılmazsa işsizler ordusu 6 milyon değil, buna eklenmiş 6 milyonlar daha olacak. Türkiye Erdoğan'dan daha büyük bir ülke. Avrupa'yla bilerek, isteyerek yarattığınız gerginlik sonucunda Türkiye ekonomisini yıkacak bir ticaret ambargosu gelirse ne yapacaksınız? Hazır mısınız? Bilerek isteyerek gerdiğiniz bu ilişkinin iplerinin kopması ihtimalinde gümrük birliği ortadan kaldırılırsa yıllarca emek vermiş bu birliğe uyum sağlamak için yatırım yapmış olanlara ne diyeceksiniz? Orada çalışan işçiyi nasıl koruyacaksınız? Hazır mısınız? İpleri gererken bunları düşünmek gerekiyor. Bir hükümetin işi vatandaşına ek yük yaratmak değil, ortaya çıkan sorunlarını çözmektir. Daha iyi bir gelecek için neye ihtiyacımız olduğu çok açık. Güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasi, çocuklarımızın sağlığı içinde, kadınlarımızın şiddet görmemesi içinde, soframıza o ekmeğin gelmesi için de elzem. Başkanlık iddiası bunların hepsini yok etmeyi hedefliyor. Biz de buna izin
vermeyeceğimizi söylüyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.